İstediklerimi hazırlattın mı Kerim? Hazırlattım hanım. Gönlün rahat olsun. İyi. Geçmiş olsun. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Neyse çok şükür. Ben de bebekte iyiyiz. İyiyiz değil mi? Evet evet iyisiniz tabii. Yani gebeliğe bağlı bir zehirlenme olabileceğinden şüphelenmiştik. Ama şu anda her şey yolunda. Kanını temizledik. Hatta 3 gün sonra taburcu olabileceğini söylemek için geldim. Gözünüz aydın. Sağ ol. Teşekkür ederiz de nasıl olmuş bu? Neden zehirlenmiş Ayşe? Yani onu yapacağımız detaylı analizler belli edecek. Bir an önce evime gitmek istiyorum artık. Ya nasıl oldu? Ne oldu? Nasıl buraya geldim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya bir şeyler hatırlıyorum ama kesik kesik. Yani parçalar bir türlü birleşmiyor. Kafeyi temizletecektim. Anahtarım yoktu. Onun için aradım seni. Ama sesin öyle kötü gelince fırladım geldim. Sabah uyandığımda çok yoğun bir ağrıyla uyandım. Onu hatırlıyorum. Sonra başım döndü. Telefon almak istedim. Salona gittim. Bir anda yere düştüm. Bayılmışım. Ferit, seni aradığımı hatırlıyorum ama ulaşamadım. Doğru sevgilim, aradın beni. Ama benim önemli bir işim vardı, o yüzden açamadım. Sonra da ben seni aradım, sen de açamadın. Kötü bir tesadüf olmuş. Neyse, en azından artık karını yalnız bırakmamayı öğrenmişsindir Ferit. Hediye abla. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakayım sana. Ay maşallah. Yüzünün rengi yerine gelmiş. Çok şükür. Ben de bebek de çok iyiyiz. Geçmiş olsun. Yenge. Ayşe sana emanet. Bilmiyor değil mi? Biraz toparlanınca söyleyeceğim. Tekrar fenalaşmasından korkuyorum. Aman iyi olsun da. Doktor, her şey için çok sağ ol. Ayşe'yi sen getirmişsin. Eyvallah, sağ ol. Tekrar geçmiş olsun. Ferit. Yok bir şey abi. Aptal dostum olacağına, akıllı düşmanım olsun. Bravo Ferit. Seninle çok işimiz var. Oyunsa oyun, savaşsa savaş. Aa burada mıydın? Ne güzel. Aynı evin içinde beni aramana sevindim. Unuttum sanmıştım. Aa başıma taş geldi yine. Yaman. Hande'yi takip etmeyi bırakacaksın. Ne oldu ya? Bak karınım ben senin. Artık sana aşık olan bir kadını takip edip fotoğraflarını beğenmeni istemiyorum. Anormal bir durum mu var? Betül saçmalıyorsun ya. Hande bu kadar mı değerli senin için? Ya değil. Ama yani bu konuda beni zorlaman da hoşuma gitmiyor. Bak senden bir şey rica ediyorum. Bunun adı zorlamak mı oldu? Yaman,
Hande daha önce de deli dolu davranıyordu. Ama artık kontrolsüzce davranıyor. Önce Ferit'e taktı, sonra Ayşe'ye. Ve sıra bize geldi, görmüyor musun bunu? Dünkü sesli mesajlar, mektuplar falan. Recep Allah aşkına ya. Kız gideceğim demiş işte, rahat bırakacağım demiş. Ya yapma Yaman. Sen benim nesin ve bu kız bunu kabullenemiyor, görmüyor musun ya? Hande ne zaman böyle çekip gitti? Hande çekip gitmez. Hande vazgeçmeyi sevmez, istemez. Bak ben kaç gündür düşünüyorum. Düşüncemi kovmaya çalışıyorum. Ayşe bebeğini bile bu kız yüzünden kaybetmiş olabilir. Abartma Betül ya. Bu kız cani değil ki, şımarık sadece. Görmüyorsun Yaman. Ya da Hande söz konusu olunca bazı şeyleri görmek istemiyorsun. Efendim? Betül Hanım. Evet, buyurun benim. Betül Hanım merhaba. Kaşmar Holding'den Yavuz ben. Daha önce CV'nizi göndermiştiniz ama şirketimizin yurt dışı şube açılışları vardı. Size bir türlü geri dönemedik. Uygunsanız sizle görüşmek istiyoruz. Tamam. Ne zaman peki? Çarşamba İstanbul Şirket Merkezimizde. Tamam, ben o gün orada olacağım. Çok teşekkür ederim, iyi günler. Görüşmek üzere. Hayırdır, kim o ya? Yaman, hayatım boyunca en çok çalışmak istediğim şirket. İstanbul'da mülakata çağırdı beni. Hayatım çok sevindim, tebrik ederim. Ne güzel haber ya bu. Vallahi kaçmazsa git yani, kaçırma. Benimle rekabet edemezsin Betül. Eğer şu an Yaman'la evliysen ben izin verdiğim için evlisin. Sana değer veriyordum oysa. Üzülmeni istemiyordum ama sen bana zerre kadar değer vermemişsin arkadaşım. Kalp Yarısı ATV'de.